çilli bom 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 sürekli böyleydim. Dalam çok düşüktür. Açken tabii ki değişirim. Biraz rahat durmuyorum. Merhaba, ben Özge Törer. Bugün sizden gelen soruları yanıtlayacağım. Hadi başlayalım. Kuruluş Osman için ilk görüşme ve sonra audition'da ne hissettin? Yani net bir şekilde hatırladığım iki duygum vardı. Birincisi endişe. Çok endişeliydim acaba üstesinden gelebilecek miyim diye. İkincisi de bir yandan böyle bir tatlı bir mutluluğum vardı. Sanki böyle oldu olacak eminliğindeydim. Ve o hisle onu bekliyordum. Umut yani, umut da diyebiliriz ona. Olunca da öyle bir mutlulukla ama hala inanmayarak çalışmaya başlamıştım. Bala'nın en çok hangi huyunu, özelliğini seviyorsun? Tabii ki ilk olarak cesaretini seviyorum. Gözü kara bir yanı var. Savaşçı yönü, güçlü kadın yönü. Onun dışında çok tatlı bir yerden böyle bir masumiyeti, iyi niyeti var. İnsanlara böyle hep iyi yerden yaklaşmak istediği tarafı. O ikisini seviyorum çoğunlukla. Bala'nın en çok sevdiğin repliği hangisi? En çok sevdiğim Allah sabredenlerle beraberdir repliğini çok seviyordum. Onu çünkü sabır olarak ben de günlük hayatımda kullanıyordum. Oynamaktan en çok keyif aldığın sahne hangisiydi? Şu karargâhtaki sahneydi. Bala'nın işte Olof'la Filik'te karşı karşıya kaldığı, zor mücadele verdiği, atını aşağı kaldırdığı bir komutanlık yaptığı sahne. O sahneydi. O sahnelerin bütününü çok sevmiştim. Karşılıklı oynamaktan en çok keyif aldığınız oyuncu arkadaşın kim? Bu projenin içerisinde ve sahnede ben herkesle oynamaktan keyif alıyorum. İşte Burak'la, Yıldız'la, şu an mesela bizim Bengi Hatun'u oynayan Almlay'la. Ya birçok oyuncuyla aslında. O yüzden öyle tek bir kişiyi söyleyemem ya. Herkesle keyif alıyorum aslında. Setin en düzenlisi, en gecikeni, en tez canlı kimler? Öyle bir iş ki herkes düzenli ve olmak zorunda. Yani o yüzden böyle en düzenlisi diye çok nitelendiremem. Hepimiz düzenliyiz. En gecikeni yok. Böyle kimsenin acil bir durum olmadığı sürece bir gecikme hiç yaşamadık aslında. En tez canlı kimler? Ben. Her şeyi hemen yapayım edeyim bir edam vardır, doğru. Tuhaf bir set anın oldu mu? Oldu. Osmanlı Bala'nın bir at yarışı var. İlki değildi yanılmıyorsam, ikinci miydi, hangi sezon hatırlamıyorum ama öyle bir güzel tepedeyiz ki, bir yamaçtayız. Oradan geliyoruz ve bir yerde yeşilliklerin altı aslında uçurum. Yani ağaçlar var ve biz onu görmüyoruz. İşte kamera yukarıdan çekiyor. Ekip de onu görmüyor. Oraya kadar gideceğimizi de planlamamıştık. Bir aldık gittik atlarla beraber. Ucuna kadar geldim yamacın. Sonra Burak önüme kırdı ve beni bu tarafa itti. Eğer milim olarak önüme kırmasaydı ben uçurumdan yuvarlanmıştım. O çok tuhaf anlarımdan birisiydi. Gülmekten çekmeye zorlandığım bir sahne oldu mu? Üç sahnenin ikisinde mutlaka gülüyorumdur. Yani bir tanesini tutuyorumdur kendimi. Çok da yorulmuşumdur ondan. Ama onun dışında bütün sahnelerde böyle gülmekten çekemeyip, çünkü dalam çok düşüktür. Güldüğümü tutamıyorum kendimi, zor tutuyorum. Sette size en çok kim güldürüyor? Şöyle diyebilirim, daha çok ben güldürüyorum herkesi. Çünkü biraz rahat durmuyorum. Enerjim çok fazla yüksek. Bir taş atıp karşımdaki de onu alıyorsa karşılıklı böyle gülüşmeye başlıyoruz. Ama genelde başlatan ben oluyorum. Bala Hatun'a bir tavsiye verecek olsan bu ne olurdu? Bu kadar iyi bakma der herkese. Bu kadar kendin gibi görme derdim. Birazcık o iyi niyetini törpüle derdim muhtemelen. Bala Hatun'u oynamasaydın hangi rolü oynamak isterdin? Sanırım istemezdim ya. Bala Hatun'da kalırdım, evet. Setin ilk günü nasıl hissettin? Şu an nasıl devam ediyor? Setin ilk günü böyle yarım yamalak aklımda. Çok heyecanlıydım. Odaklanmaya çalışıyordum. Aynı zamanda da keşfetmeye başlamıştım. Aşırı heyecanım vardı, öyle söyleyeyim. Ama şu an o heyecan daha kontrollü bir yerde. İyi ki mesleğim oyunculuk dedirten bir anın oldu mu? Nedir bu an? Yani işimin başında olduğum sürece aslında ben her anda buna şükrediyorum. İyi ki mesleğim oyunculuk dediğim. Çocukluğuna dair en çok özlediğin şey nedir? O çocuksu saflığımı, böyle oyuncaklarımla oynadığım dönemleri, arkadaşlarım, mahalle kültürümüz vardı. Şimdiki dönemde çok fazla yok artık. Yani kendi kardeşimden biliyorum. Ama o mahallede saatlerce oynadığımız zamanları o kadar çok özlüyorum ki. Şimdi o zamanlar çok kıymetli geliyor bana. Asla vazgeçemeyeceğim bir zevkin, keyfim var mı? Bilen bilir, tatlı. Yemeğimi veririm, ekmeğimi veririm ama tatlımı vermem.
O benim zaafım. Kişiliğini en iyi tanımlayan hayvan hangisi? Yani burcumdan kaynaklı mı bilmiyorum ya da özelliklerini çok taşıdığım için mi? Aslan. Aslanın o duruşunu, asaletini, otoritesini çok seviyorum. Ve kendimde de onu hissediyorum herhalde. Böyle bir kedigillerdenim. Bir yandan çok güçlü ama bir yandan da çok hassas, kırılgan. En sık kullandığın 3 emoji hangileri? Şu gözünde kalpleri olan emoji favorimdir. Peri kızı var. Onu da çok kullanıyorum. Bir de sanırım şu şükür emojisi. Yediğin veya denediğin en garip yemek hangisi? Beğendin mi? Çok garip ve farklı bir lezzet tatmadım. Yani son zamanlarda özellikle hatırladığım kadarıyla. Yok. Sanırım yok. Seni anlatan bir video belgesel hazırlansa jeneriğinde hangi müziğin çalmasını isterdin? CIA'nın Unstable parçası olabilirdi. Günlük hayatımda rutin olarak motive olmak için dinlediğim parçalardan bir tanesi. Çok da güzel olurdu. Diğer insanlara göre üstün bulduğum büyülü özelliğin var mı? Üstünlük olarak görmeyeyim de çok çalışırım. Bir şey yapmak için çok çabalarım. Azimli, hırslıyımdır ama bunu bir üstün özellik olarak tabii ki nitelendirmiyorum. Bugüne kadar hiç lakabın oldu mu? Okulda, lisede, arkadaşlar arasında. Evet, çilli. Çilli bom 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 sürekli böyleydim. Çünkü inanılmaz çillerim var aslında. Güneşi görünce hemen çıkan. Küçüklüğümden beri bana hep çilli derlerdi. Çilli çilli. En tuhaf takıntın ne? Böyle aşırı takıntılı bir insan değilim aslında. Tabii zaman zaman oluyor. Yaşadığım bir şeyi, bir düşünceyi falan. Ama öyle tuhaf olarak örnek verebileceğim yok. Gün içinde en çok kullandığın kelime hangisi? Teşekkür ederim. Çok fazla kullanırım. Sürekli teşekkür ederim. Her şeye teşekkür ederim. Evrene. Telaffuz etmekte zorlandığım bir kelime. Şimdi veya çocukken. İstanbul'a ilk geldiğim zamanlarda metrobüse bindiğimde durağını da hala söyleyemiyorum. Bu işte. Söyleyemiyorum. O durak yani. İlk o gözüme çarpmıştı ve o günden bir 4 senedir bunu söyleyemiyorum ben. Her neyse. Telefonunla çektiğin son fotoğrafı paylaşır mısın? Hay hay, paylaşırım. Yedeklemişim değil mi? Ben size şöyle göstereyim. Arabada gelirken çekmiş olduğum bir selfie. Hangi hareketi yapan insanları derhal hayatınızdan uzaklaştırırsınız? Saygısızlık. Yani o sınırı da aşan insanlardan direkt otomatikman uzaklaşırım. Kimsenin bilmediği bir özel yeteneğin var mı? Bence yok. Öyle kimsenin bilmediği. Olanı zaten göstermeye çalışıyoruz. Lisede sınıfın neresinde oturuyordun? En sevdiğin ders neydi? Sınıfın genelde ortalarında oturuyordum. En sevdiğin ders neydi? Yani hareketi çok sevdiğim için beden eğitimi, müzik bunlardı sanırım benim en çok sevdiğim. Bir de fizik kimya dersini seviyordum. Hangi takımı tutuyorsun? Hiç maça gittin mi? Galatasaraylıyım küçüklüğümden beri. Sadece o da sorsanız. Ama onun dışında hiç maça gitmedim. Fanatik de değilim. Sana cevap veremeyen şeylerle konuşur musun? Çiçek, hayvan gibi. Evet konuşurum. Özellikle hayvanlarla, kedilerle, köpeklerle aram iyidir. Kuşlarla aram iyidir. Onlarla çok konuşurum. Aşağıdaki durumlardan hangisinde karakterin değişir? Açken, uykusuzken, trafikte. Hepsinde. O kadar şey ki bunda. Hepsi bunda. Açken tabii ki değişirim, asabileşiyorum. Uykusuzken çok yorgun ve cevap veremeyecek halde oluyorum. Trafikte zaten İstanbul trafiğinde eve doğru düzgün gelemiyorum. Yani sinirlendiriyor şu an bile. Dünyadan, Türkiye'den herhangi biriyle kahve içecek olsan kim olsun istersin? Natalie Portman. Onunla bir kahve içmeyi, sohbet etmeyi çok isterdim. Belki olur. Süper bir gücün olsa ne olmasını isterdin? Uçmak, görünmez olmak ve benzeri. Yani belki klişe ama evet görünmez olmak isterdim. Kim ne yapıyor arkamdan, ne diyor, neler dönüyor diye. Gidemediğim ama gitmek istediğim ortamlarda da bulunmak isterdim. Zamanda yolculuk mümkün olsaydı bir günlüğüne geçmişe mi, geleceğe mi gitmek isterdin? Geçmiş geçmişte kalmış, ne yapayım artık? Tabii ki geleceğe gitmek isterdim. Bir günlüğüne evet böyle gelecekten seçmiş olduğum, atıyorum bundan bir 10 sene sonrasında ne yapıyorum, neredeyim diye bir günlüğüne gidip bir bakmak isterdim neredesin diye. Yazılı olmayan kuralları nedir Özge Törer'in işte veya özel hayatında? Böyle kural olarak hiç demeyeyim de tamamen spontane kurallarım yoktur. Bir hayvanın var mı? Varsa adı ve türü ne? Adını kim koydu? Evde bir hayvanım yok evcil olarak ama işte iş yerinde, sette ve dışarıda sevdiğim, baktığım var. Çünkü çok hani kendi sorumluluğum çok fazla olduğu için ona da o ilgiyi veremediğimi düşündüğüm için bir hayvan sahiplenmedim. Olursa tabii kedi olmasını isterdim. Kendine çok zor bir soru soracak olsan bu ne olurdu?
kendime sormuş olduğum çok soru var ve sormaya devam ettiğim. İşte bunu neden yapıyorsun diye mesela bunu çok sorarım kendime bir şey yaparken. Bu güçlü ve savaşçı kadın Bala Hatun'dan neler öğrendin? Hemen her şey olsun isterim böyle tak diye anlık. Ama sanırım Bala Hatun'un o sabrı, o sakin bir tarafı birazcık daha bana işledi ya da bende vardı, ortaya çıktı bilemiyorum. Sette en sevdiğin eşya hangisi? Setten hangi eşyayı alıp evine götürmek isterdin? Bala'nın yüzüklerini çok seviyordum. Bir de başlıklarını çok seviyordum. Arada böyle onları mesela farklı kombinlemeyi. Bir de bir ara yeleklerimiz vardı böyle kısa cepken uzun kostümümüzün üzerine. O kadar şık, o kadar güzeller ki normal hayatta bile onları kombinleyebiliyorsun. Sosyal medya Osbal sahneleriyle yıkılıyor. En sevdiğin Osbal sahnesi hangisi? Ah siz Osbal ne kadar tatlısınız. Bir Osman'la Bala'nın düğün sahnesi, bir diğeri de sanırım ilk at yarışı yaptıkları sahne. Bir de şu 100. bölümde beraber talim ettikleri sahne. Dünyanın birçok yerinde takip edilen dizinin en sevilen oyuncularından bir tanesisin. Bu sana nasıl hissettiriyor? Huzurlu kılıyor beni. Yaptığım şeyin karşılığında böyle şeyler duymak, bu kadar sevgi olması huzur diyebilirim. Bana huzurlu hissettiriyor. Yabancı hayranlarına Türkçe bir kelime veya cümle öğretmek ister misin? Evet isterim. Bu arada çok teşekkür ederim. Sevginizi her daim sizinle beraber paylaşıyoruz. Bizi izlemeye devam etmenizi isterim. Size öğretmek istediğim cümlem, sen çok değerlisin. Bu kadar. Biz sorularımızın sonuna geldik. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Teşekkür ederim. Bizi izlemeye devam edin.